Çalışan emekliye de 5 bin lira ikramiye verilecek. Düzenleme ile ilgili de görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda bugün başlıyor. Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktaracak bizlere. Duygu, kolaylıklar, söz sende. Meltem, geçtiğimiz hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda 80 maddeli kanun teklifi görüşmeleri tamamlanmıştı. Görüşmeler sırasında da çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye ile ilgili düzenlemede kanun teklifine eklenmişti. Ardından Plan Bütçe Komisyonu'nda teklif kabul edildi. Bugün ise genel kurulda bu kanun teklifinin, yani torba kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. Tabii en önemli düzenlemelerden biri çalışan emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiye, ama bunun yanı sıra da önemli düzenlemeler yer alıyor. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılıyor kanun teklifine göre ve yine şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı %93'e çıkarılıyor. Aynı zamanda da kurumlar vergisinin istisna süresi de 30 Haziran 2024'e uzatılıyor. Bunun gibi aslında ekonomik düzenlemeleri içeren pek çok yeni uygulama kanun teklifi içerisinde yer alıyor. Dediğiniz gibi 80 maddelik bir kanun teklifi ve bu kanun teklifine de çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye de eklenmiş oldu. Peki ne zaman yasalaşacak ve emeklilere ne zaman ikramiyeleri verilecek? Bugün salı, çarşamba ve perşembe günü kanun teklifinin görüşmeleri devam edilecek. Ancak önümüzdeki hafta itibariyle Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başlayacak. 2024 yılı bütçesi görüşmeleri başlayacak ve 2 hafta sürecek. Bu sebepten ötürü bugün başlayan, yani bu hafta başlayan torba kanun teklifi görüşmelerine 2 haftalık bir ara verilecek ve Aralık ayının son haftasında bugün görüşmeleri başlayan 80 maddeli kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Yani bu durumda Aralık ayının son haftasında kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini bekliyoruz ve çalışan emeklilere de verilecek olan 5 bin liralık ikramiyenin yasalaşmasıyla birlikte kanun teklifinin ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından Ocak ayının ilk haftası itibariyle de çalışan emeklilere ödenmesi öngörülüyor diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Peki, Duygu'ya teşekkür edelim.